İyi günler. Ben Atilla Aşkar, Koç Üniversitesi'nin rektörüyüm. Sizleri üniversitemize davet ediyorum. ...1993 yılında kurulan Koç Üniversitesi, kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Kendisine misyon olarak her konuda en yetkin mezunları yetiştirmeyi, bilimin sınırlarını ilerletmeyi ve bu alanlarda ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi seçmiştir. Koç Üniversitesi bugün Rumeli Feneri'nde 25 hektarlık alan üzerine kurulu kompleksinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin yanı sıra Nişantaşı'ndaki Hemşirelik Yüksekokulu'yla öğretim hayatını sürdürmektedir. Atatürk devrim ve ilkelerini temel alan eğitim sistemiyle Koç Üniversitesi, her geçen gün gelişen dünya standartlarındaki fakülte binaları, laboratuvarları, kütüphaneleri, yurtları, spor ve sosyal tesisleriyle 3400 öğrenciye hizmet vermektedir. Evrensel görüşleri öğrencilerine Türk kültür ve gelenekleriyle sentezleyerek veren Koç Üniversitesi, öğrenci sayısının çokluğuna değil, öğrencilerinin niteliğine verdiği önemle ayrışmaktadır. Uluslararası düzeyde seçkin bir eğitim uygulayan üniversitede kullanılan eğitim dili İngilizcedir. Okula kabul edilen öğrenciler öncelikle TOEFL sınavından geçirilir. Sınavda yeterli puanı alamayan öğrenciler seviyelerine göre İngilizce hazırlık programına alınır. The English Language Center of Koch University is there to raise the English level of students so that they can study in the undergraduate program. Each year, approximately 70% of all students who come to Koch University come to the English Language Center to develop their English skills. Hazırlık programına başlayan öğrencilerin %90'ı ilk yılın sonunda birinci sınıfa devam etmektedir. İngilizce bilgilerini mükemmelleştiren üniversite, öğrencilerine ikinci bir dil öğrenme olanağı da sunmaktadır. Koç Üniversitesi'nde eğitime başlayan tüm öğrenciler, hangi bölümde okuduklarına bakılmaksızın, Fen İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan ve 3 sömestre denk gelen ortak programdan geçerler. İçeriğini temel bilgilerin oluşturduğu derslerin görüldüğü bu çekirdek program, öğrenciye değişik ortamlara ve kültürlere kolayca uyum sağlayacak bir altyapı kazandırmakta, mükemmel bir kariyerin temellerini sunmaktadır. Bu temel üzerine güçlü bir yapıyı inşa edenlerse, Koç Üniversitesi'nin kaliteli öğretim üyeleridir. Bu öğretim üyelerinin seçiminde uluslararası standartlar göz önüne alınmaktadır. Biz öğretim üyesi alırken herhangi bir sahada, uluslararası ortamda ilan veririz. Bu ilanı en azından 50 kişi başvurur. Bunların arasından beğendiğimiz olmazsa gene kimseyi almayız. O nedenle çok dikkatli öğretim üyesi seçiyoruz. Araştırması yanında öğrenciye çok iyi şeyler verebilecek, onlara ışık tutabilecek öğretim üyesi seçiyoruz. Bu titizlikle seçilen öğretim üyelerinin %95'i doktora derecelerini Amerika ve Avrupa'nın en önemli üniversitelerinden almıştır. Koç Üniversitesi, Türkiye'nin fikri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmelerine olduğu kadar evrensel bilgi hazinesine de katkıda bulunacağı bilinciyle akademisyenlerinin bilimsel araştırmalarını desteklemektedir. Üniversitenin araştırmalar için sunduğu bu olanaklar beyin göçünü tersine çevirmektedir. 20 yıllık aradan sonra Türkiye'ye dönme fırsatını sadece Koç Üniversitesi'nde bulabildim. Çünkü burada verilen imkanlar Amerika'daki veya başka yurt dışındaki üniversitelerdeki imkanları aratmayacak nitelikteydi. Araştırma imkanı, eğitime verilen önem dünyanın önde gelen eğitim kuruluşlarıyla eşdeğer. O yüzden burada ülkemde eğitim verebilmek, araştırmama devam edebilmek çok mutlu bir olay. Üniversite bilimsel araştırmalar için hem öğrencilerine hem de öğretim üyelerine sınırsız olanak sağlamayı bir görev kabul etmektedir. Koç Üniversitesi'nde kurulan bu sistem gerçekten kurabileceğiniz bütün teknolojinin kullanıldığı, en son teknolojilerin kullanıldığı bir sistem.
Sınıflarımızda hepsinde data projektörlerimiz, hepsinde bilgisayarlarımız var. Her yerde internet bağlantılarımız var. Şu anda Wi-Fi diye geçen wireless local area networklerimiz var. Yani kabloyla internete bağlanmanız gerekmeden radyo dalgalarıyla bu yayınları alıp internete bağlanabiliyorsunuz. Amerika'daki çoğu esasında fiziki olanaklar Koç Üniversitesi'ne yaklaşamaz. Bu kadar güzel bir kampüsü ve fiziksel olanakları çoğu üniversitede göremezsiniz. Belki yeni kurulan bazı özel üniversitelerde ama kesinlikle diğer büyük özel veya devlet üniversitelerinde bu olanakları bulmanız çok zor. Bu olanaklar sayesinde Koç Üniversitesi artan bir başarı grafiği ile Türkiye'nin bilimsel yaşamına katkı sağlamaktadır. Koç Üniversitesi akademisyenleri ülkemizin en önemli bilim ödülleri olan TÜBİTAK ve TÜBA başarı ödüllerini birçok kez kazanmıştır. Örneğin son 6 yıldır TÜBİTAK'ın fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki bilim ve teşvik ödüllerini kazanan öğretim üyelerinin pek çoğu Koç Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Koç Üniversitesi akademisyenleri Türkiye'nin öğretim üyesi başına düşen makale sayısında da liderliği ellerinde tutmaktadır. Koç Üniversitesi'nin başarısını sağlayan sadece mekanının ve öğretim üyelerinin kalitesi değildir. Herhalde en büyük avantajımız kaliteli öğrenci ve kaliteli öğretim üyesinin az sayılarda bir araya gelmesi. Az sayıda öğrenci olmamızın avantajlarından ilki laboratuvarları kullanma olanağımız. Ve profesörlerimizle çok yakın bir ilişkiye sahibiz. Onların asistanlığını yapabiliyoruz. En önemlisi öğrenci ile öğretim üyesi arasında çok sıkı bir bağlantı kurmak ve öğrencileri adeta bir aile havası içinde bu üniversitenin içinde yetiştirmektir. Zaten bir kampüs üniversitesi olduğumuz için bunu başarma şansımız da çok yüksek. Her öğrencinin bilgisayar ve internete erişim imkanının bulunduğu Koç Üniversitesi'nde tüm olanaklar ders saatleri dışında öğrencilerin kullanımına açıktır. Bu olanaklardan belki de en önemlisi, Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri olan Suna Kıraç Kütüphanesi'dir. Kütüphanemiz kitap, dergi gibi basılı geleneksel yayınların yanı sıra DVD, VCD, slide, disket gibi basılı olmayan diğer koleksiyonları da toplamaktadır. Ayrıca gelişen ve değişen teknolojiyi çok yakından izleyen kütüphanemiz sayısı gün geçtikçe artan elektronik veri tabanlarına ki bunların içinde elektronik dergiler ve kitaplar çoğunluktadır. Onları da çok yakından izleyip okuyucularına sunmaktadır. Üniversitenin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kütüphanenin içeriğini sürekli zenginleştiren Koç Üniversitesi, öğrencilerini hayata hazırlarken onların sosyal yönlerini geliştirmeyi, kültür, sanat, spor faaliyetlerinde de bilimsel çalışmaları kadar başarılı olmalarını sağlamayı temel ilkelerden biri olarak görür. Bu amaçla planlanan öğrenci merkezi, kafelerden markete, kuaförden kitabevi ve yemekhaneye kadar öğrencilerin günlük yaşamı için her türlü ihtiyacı karşılayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu bölümde yer alan öğrenci kulüpleri, onların ders dışındaki ilgi alanlarını sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. Öğrenciler grup çalışması içerisinde bulunuyorlar. Hem insan ilişkilerini geliştiriyorlar, hem sosyalleşiyorlar, hem liderlik vasıflarını geliştiriyorlar. Hem de aynı şekilde bu kulüplerle profesyonel hayat arasında bir bağlantı var. Öğrencilere kulüpler aracılığıyla sağlanan tüm bu olanaklar onların organizasyon becerilerini geliştirmektedir. Kendilerini eğlendirmek kendilerinin görevi. Sinema kulübü sinema günleri düzenliyor. Her hafta düzenli filmler gösteriyor. Borsa kulübü bu borsayı nasıl çözerim, nasıl para kazanırımın peşinde aynı zamanda. Bunu fiktif olarak yapsa da. Kimi çevre okullara ders veriyor, kimisi Koç Üniversitesi'nde yaz okulları düzenliyor.